Speak up, boy. I'm just afraid. Gained a complete and fresh set. Bir korku filmi insanın dişlerini nasıl sızlatabilir ya? Resmen dişlerim böyle hepsi sızlıyor şu anda. Kafayı yiyeceğim. Merhaba arkadaşlar, benim konusu olan Serdar. Bugün sizlerle beraber Korkunç Cuma'nın 25. bölümüyle birlikteyiz. Şimdi sizin attığınız videoları izleyeceğiz. Çünkü ben Instagram'dan attığınız videoları biriktirmiştim. Ve efsane videolar atılmış. Onlara şimdi bir göz atacağız. Bence daha fazla Korkunç Cuma gelmesini istemiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü isteseydiniz beğenirdiniz videoyu. Videoyu beğenirseniz Korkunç Cuma gelmeye devam edecek. Bunu asla unutmayın. Ama bir yani bir 7000 beğeni de geçin yani. 7000 beğeni geçerseniz gelir zaten. Neyse çok uzatmıyorum. Altımıza bir güzel zop atalım, osuralım, sıçalım. Allah ne olursa olsun artık bilmiyorum. Evet, ilk videoyu bir kişi göndermiş. Ve ismi de Süt Dişi. Ama videoyu alter yapmış arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Ve videoyu da beğenelim direkt. Benim bana yaptığınız gibi yani. Videoyu beğenip kanala abone olun. Hadi bakalım. Benim videoma da yaptığınızı biliyorum aynısını. Çocuk şu an iple dişini kazıyor. Uyuy. Oğlum dişini kazıyarak çıkarttı kanka. Bence öyle yapmasaydın. Çok iyi olabilirdi ya. Bu iğrenç olmayıp da pardon. Bu korkunç olmayıp da iğrenç olan filmlerden mi acaba? Bunu gönderini hatırlamıyorum ama çıkmıştır zaten. Hello. Merhaba. Ne oluyor? Who are you? Sen kimsin? Where are you? Neredesin? Senin arkadaşınım dedi. Ben bunu şimdi bir halledeceğim arkadaşlar. Sakin olun. I don't have any friends. Heh, tamamdır. Hallettim sizin için. At yazı da yaptım. Kim konuşuyor? Bu arada diş mi konuşuyor? Para mı alıyorsunuz lan dişiniz için? Böyle bir şey. Wow. 25 sen çok para. Dur bakalım ne son ne olacak çok merak ediyorum. Evet, evet, evet anlayabiliyorum. Bu bayağı izlenir bir şey arkadaşlar. Sonuna kadar izleyelim. Çıkmayın videodan sonuna kadar izleyin bari arkadaşlar. Bu arada 3 tane farklı animasyon izleyeceğiz. Ya da video izleyeceğiz bilmiyorum. Film izleyeceğiz de olabilir. Ve bunlar gerçekten birbirinden güzel. Aha. Bir tane diş verdi lavabo. Diş siyah, iğrenç bir diş. Ne yapacak o şimdi? Burada biri yaşıyor arkadaşlar sanırım. Ne düşünüyorsunuz? Lavabonun altında biri mi yaşıyor yoksa? Oğlum burası şey lan. Aga be. Burası şey arkadaşlar. Yurt gibi bir yer galiba. Yoksun çocukların olduğu bir yurt olabilir. Çünkü çok fazla şey vardı. Yatak vardı. Ben hala anlamadım ne olacağını. Bakalım neye dönüşecek bu. Uyanın bakalım. Uyanın uyanın. Oha. 25 centten daha fazlasını verdi. Evet arkadaşlar bunlar yoksul çocuklar. Yoksul denmiyordu bunlara. Ne deniyordu lan? İşte aileleri yok. Oğlum çocuğu sevmediler lan. Dişi olmadığı için mi? Dişi olmadığı için çocuğa... Hayır. Aga be çocuk seçilmediği için ağlıyor orada. Onam onam paralara bak. Ne oldu şimdi? Oyuncak şey geldi galiba o paralarla birlikte. Oyuncak mı alacak? Evet. Oyuncak seçiyor. Oo, çekici alıp dişlerini kırır falan sandım da tara kaldı kendine. Saçlarını yapıyor. Lan taranını çaldın çocuğu.
Ha, eyvallah. Where did you get the money for it? It was a gift from a friend. Oğlum arkadaşı sataşmak istemezsiniz bence. Gülme, gülme. Bak, bağırma. Ha işte. Aynen öyle. Oğlum Thomas'ın kılıcısı var lan. Just send one of your teeth down the drain. Ne diyor ya? Give her a tooth. Give her a tooth. Nasıl dişini versin kanka? Dişini mi koparsın? Iy, dişini. Gerçekten dişini koparttı. Hayırdır. Evet, aşağıda biri yaşıyormuş gerçekten, evet. Oğlum ne yapıyorsun ya? Yaratığı çok merak ettim oğlum. Yaratığı aşırı merak ettim arkadaşlar. Sonuna kadar izleyeceğim bunu. Kim kopardı dişini? Herkes dişini çıkartıyor. Aa! Kimsenin dişi yok ki oğlum. Nasıl bir şey dönüştü bu? Bir gül bakalım. Allah! Allah! Dediğim şey oldu işte arkadaşlar. Çekişle dişleri kırıyor. Demiştim oğlum ben, demiştim. Canavar bu dişlerle kendine yeni bir ağız mı yapıyor? Evet sanırım öyle arkadaşlar. Sanırım öyle. Lavaboya vurdu. Oğlum ne oluyor ya? Arkadaşlar şu an dişlerim acıyor bak. Şu an dişlerim, canım yanıyor. Dişlerim yanıyor. Böyle sanki... Uf, çok kötü buldum. Thomas'ı mı alacak? Gülce hiç dişi yok şimdi çocukta ama. Ailen olmaktan tamamen onur duyuyoruz dedi. Aynen. Aynen. Konuş bakalım. Yiyorsa konuş ya Thomas. Ağzında diş kalmadı oğlum çocuğun. Konuşmuyor. Speak up boy. I was just I'm so sorry. Ay! Oğlum çok kötü. Arkadaşlar bir şey diyemiyorum şu an, çok Allah canavar kendi ağız yaptı, ben demiştim. Ama sorun nereye çıkacak çok merak. O canavar birine saldıracak mı? Birini öldürecek mi acaba? Galiba artık direkt kendisi mi geliyor? Evet evet kendisi geliyor sanırım. Kaç oğlum. Oho. Evet. Dişlerim aşırı... Çocuğun dişleri var mı? Çıkmamış olması lazım dişleri ya. Onu nasıl okuyor? Yok dişleri baksana. Hepsini öldürüyor arkadaşlar. Oğlum bunu siz yaptınız ya. Yatağın altına saklan kardeşim. Aa ayak mıydı lan o? Oğlum neler oluyor? Ya bir saat bir...
Thomas korudu. Bu çocuk koruyor mu? Oğlum neler dönüyor lan? Sonunu çok merak ettim bak gerçekten. Evet, son olarak ne yapacaksın bu çocuğa? Dişlerini geri ver bari çocuğun, yazık lan. Bir şey yapmıyor ha. Çocuğun dişleri çok kötü arkadaşlar, baktıkça dişim acıyor. Dişlerim var ya. Bir tane diş mi gerçekten? Al sok bir yerinde falan tarzında bir cümle kurarsa hiç komik olmaz bu arada. Aynen kanka, çok mantıklı, şu anda orada durur. Gülüyor lan yaratık. Kafayı yiyeceğim, neler oluyor? Yaratık gitti. Niye böyle Türk dizi sahnesi gibi uzun uzun baktılar? Ne oluyor ya? Sonuç olarak arkadaşlar bu korkunç değildi, iğrenç miydi, değil miydi bilmiyorum ama benim dişlerim feci acıttı yani. Yine sizin gönderdiğiniz bir video, Transfigure adında bir kısa korku filmi. Dylan Clark tarafından yapılmış. Hemen videoyu beğeniyoruz ve abone oluyoruz Dylan Clark'a. Çünkü destek çıkıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Transfigure. Ne demek bilmiyorum bu arada. Transfigure değiştirmek demek mi? Bilmiyorum. Emin değilim. Yalan olmasın. Kız Photoshop yapıyor arkadaşlar. Photoshop uygulamasında kendini şopluyor. Ama galiba beninden, sanırım evet beninden memnun değil. Orayı bir tane tool ile kaldırabilirsin. Bir tanecik. Bir tıkla kaldırabilirsin onu. Yara bandı olanı seçeceksin. Hayır hayır, damga değil. Kanka yanlış bir yere basarsın onu da, ben sana diyeyim. Ne oldu lan? Gerçekten gitti. Gerçekten gitti. Süper. Suratını ona göre şekillendirebilirsin. Ya da vücudunu. Ama bunun sonu korkunç biteceğine eminsiniz değil mi? Biliyorsunuz yani. Ya hemen direkt, hemen aklın direkt bele gitti değil mi? Aynen, çok mantıklı. Oo, belim incelsin birazcık. İnceldi harbiden. Başka ne yapalım diyorsun? Hop, yanakların pembeleşsin hafiften, çıtırdan. Oluyor, o da oluyor, o da oluyor. Çok iyi, çok iyi. Bir elin yanlış bir şey değilsin de göreyim ben seni. Bekle, bekle. Oğlum. Keşke böyle bir şey olsa ya. Direkt böyle kolumu, şunu kolumu bir büyütürdüm. Ne oldu? Ne oldu? Allah Allah. Kim yapıyor onu? Heh, bir anda gözün gitti. Kör oldun kanki. Oh, oh, oh. Hey, oğlum kör olabildin. Ağzını siliyor. Ne? Oh, gitti, geçti her şey. Okey, okey, okey. Süper. Mi acaba? Böyle bir şey yaşa... Oğlum o bilgisayarı çöpe atardım direkt. Açmazdım hiç. Kaldırma işte. Bak. Kaldırma kapağını. Lütfen bak, açma bilgisayarı. Kaşındı ama. O kaşındı arkadaşlar. Evet. Ne olacak şimdi? Oğlum o neydi lan? Kendisini gördü. Evden mi çıkıyor direkt? Çok mantıklı. İşte bu ya. İşte bu abi. Sana çok büyük saygım var. Sonunda evden çıktı. Oh, teşekkür ederim ya. Teşekkür ederim ya. Ama kanka hayır. Keşke laptopu da yanında alsaydın değil mi? Eyvah eyvah.
Hayır, hayır, hayır. Kesme şişeyi o. Kesme işareti. Hayır. Anlıyorum. Anlıyorum efendim. Bu da bayağı iyiydi bu arada. Farklı. Bak, izlediğim en farklı korku filmlerinden bir tanesiydi. Korktun mu? Bir yerde sıçtım altıma. Yalan yok şimdi. Bir yerde sıçtım altıma. Yine arkadaşlar, Alter'den bir video izleyeceğiz. İsmi Diş arkadaşlar. Bunu çok fazla kişi göndermişti ama izlememiştim. Nedeni de arkadaşlar çok sade geliyordu bana. Diş, yani ismi diş olan ne kadar korkunç bir şey olabilir diye düşünüyordum. Ama bugün diş temalı gittiğimiz için bir o kadar keskin ki dişleri dilini kesti. Ne alaka? Oğlum bu neydi şimdi? Arkadaşlar, bu tarz korku filmlerinden rahatsız oluyorum ben. Jumpscare çıksa daha iyi olur. Bunlar böyle rahatsız ediyor. Psikolojik böyle rahatsızlıklar veriyor adama. Şu an dişlerimin hepsinin sızladığını hissedebiliyorum arkadaşlar. Böyle bir etkisi olabilir mi ya? Bir korku filmi insanın dişlerini nasıl sızlatabilir ya? Resmen dişlerim böyle hepsi sızlıyor şu anda. Kafayı yiyeceğim. Su içeceğim, içemiyorum falan. Garip, çok garip bir hissiyat var ya ağzımda böyle. Sen konuşurken bile şu an garip hissediyorum. Neyse, çok uzatmayacağım. Güzel video oldu. İlk defa çok fazla jumpscare'siz korktuk. Korkmadım aslında, garip hissediyorum biliyor musun? Neyse. Bu seferki böyle olsun arkadaşlar. Daha fazla korku üstüme gelmesini istiyorsanız 7000 like ihtiyacım var, bunu biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bye bye.